Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerden gelen talepler doğrultusunda hafta sonu hafta sonu bir eğitim videosu çekelim dedik. Hem de bu eğitim videosunu sizlerden gelen en çok soru hangisi ise onu değerlendirerek yapalım dedik. Şimdi Borsa İstanbul'da en büyük telaşelerden bir tanesi nedir arkadaşlar veya tartışmalardan bir tanesi öyle diyelim. Hangi hisse daha ucuz? Ve biz hangi malı kaç liradan alıyoruz? Aldığımız hisse ucuz mudur, değil midir? Bunu bir 8 dakikalık bir video içerisine, bir eğitim videosu şeklinde, hap şeklinde yapıp vermek çok zor. Çünkü borsanın en büyük tartışma noktası budur arkadaşlar. Aldığım hisse ucuz mudur, aldığım hisse pahalı mıdır? Şimdi bunun en güzel, en net, en berrak, en sade, en anlaşılır biçimi mevcut rakamlarla olan an şeydir. Bir bilanço var. O bilançoda çeşitli rakamlar var. İşte nedir? İşte defter değeri, piyasa değeri, sermaye, öz kaynaklar. Bunlar rakamlardır. Bu rakamlara göre biz bir değerlendirme yapabiliriz. Bu değerlendirmenin sonucunda hangi hisse hangi pahalı veya biz neye hangi fiyattan ortak oluyoruz? Bunu netleştirebiliriz. Ancak buna etkileyen başka şeyler yok mu? Var spekülasyonlar. Spekülasyonlar nedir? Spekülasyon olmaz mı? Manipülasyon ayrı bir şey. Şimdi denir ki A hissesi aldım. Evet piyasa bu def de piyasa değeri bu, defter değeri bu, öz kaynakları bu ama ileride şu şirketle bir ortaklık yapacak, o şirketle yapacağı ortaklıktan dolayı çok ciddi bir kar edecek. Veya şirketin CEO'su yurt dışına gitti işte çeşitli otomotiv şirketleriyle görüşüyor, onlarla birleşecek. Veya şirketin yöneticileri yurt dışında işte bir beyaz eşya üreticisi ona onu alacak. Mesela Arçelik'in başına gelenler. İşte Whirlpool'du sanırım. Whirlpool'la bir işler plan yapmaya çalış. Oldu olmadı. Mesela Stellantis, Stellantis'le Tofaş Oto'nun durumu. Şimdi bunlar spekülasyonlar. Şimdi spekülasyonlar hisse fiyatını etkilemez mi? Etkiler. Eğer o spekülasyonla doğru çıkarsa pozitif etkiler, negatif çıkarsa negatif etkiler. Bunlar ayrı bir şey. Veya bir şirket, Selçuk Bey doğru söylüyorsunuz, öz kaynaklara bakıyoruz, defter değerine bakıyoruz, piyasa değerine bakıyoruz, öz kaynaklarına bakıyoruz ama işte sonuçta geldiğimiz nokta bu şirket çok ciddi bir yatırım yapacak. 10 yıl içerisinde 10 milyar dolarlık yatırım yapacak. şirketin CEO'sunu tanıyorum. Veya şirketin yöneticisi benim ahbabım, arkadaşım insider trading içeriden bilgi alıyorsunuz. Bunlar ayrı bir konular. Bunlara ben bir şey demiyorum. Ancak biz bir şirketten bir adet lot hisse alırken almış olduğumuz şey şudur arkadaşlar. Biz ne derseniz deyin. hangi açıdan bakarsanız bakın. Şunu da bir uçak modunu alayım. Çünkü bazen mikrofonlar hep böyle cızırtı çekiyor arkadaşlar. Ne derseniz deyin. almış olduğumuz bir lot o şirketin öz kaynaklarından bir parça alıyoruz demektir. Bilmiyorum boğazım kuruyor böyle konuştukça da o yüzden yanıma su aldım. Ve arkadaşlar kısaca biz bir lot alırken bir şirketten o şirkete ortak oluyoruz. Ortak olduğumuz zaman da o şirketin öz kaynaklarına ortak oluyoruz. Öz kaynaklar nedir? Öz kaynaklar bir şirketin Toplam varlıkları vardır. Bir şirketin kısa vadeli ve uzun vadeli borçlarıyla beraber toplam borçları vardır. Toplam varlıklarından toplam borçlarını çıkarttıkları zaman geride kalan kaynaklara bizler öz kaynaklardır. Yani kısaca şirket dese ki biz bugün faaliyetimizi durduruyoruz arkadaş. Durdurduktan sonra toplam varlıklarımız var toplam borçlarımız var. Hem kısa vadeli hem uzun vadeli. Şu an ödüyoruz hem uzun vadeli hem kısa vadeli borcumuzu dese alın bu borcunuzu satıyorum mallarımı dese bir miktar çıkıyor. O yüz kaynakları, kaynakları da sermayeye böldüğünüz zaman hisse başına alacağınız fiyattır. O ayrı bir şey. Ama piyasada, borsada hissenin fiyatı ayrı bir şey. İşte bunlar farklı şey. Bunları kafada bir yerleştirmemiz lazım. Şimdi biz burada acaba hangi hisse ucuz? İki tane hisse. Mesela en spekülatif olmayan somut bir örnek veriyorum. Bu örnekleri sizler çoğaltabilirsiniz. Başka başka hisselerde de yapabilirsiniz. Yalnız mesela aynı sektördeki şirketleri kıyaslamak daha iyi olur. Çünkü sanayi ile GYO aynı olmayabilir. Çünkü GYO'ların veya bankaların her zaman için defter değeri düşüktür. Çünkü neden? E çünkü GYO bakın çünkü Bankalardaki risk şudur. Bankalar hep likit TL olduğundan dolayı TL risklidir Türkiye. Enflasyon patlıyor, bir şeyler oluyor, devalüasyon oluyor. TL risklidir. Kimse TL'yi almak istemiyor. TL'ye güven yok ülkede. O yüzden bankaların defter değeri hiçbir zaman sanayi şirketi gibi olmaz. Peki sanayi şirketlerinin defter değeri niye yüksek olur? E çünkü adamın makineleri var, binası var, arsaları var, arazileri var, ekipmanları var, taşınmazları var. Yani siz aslında Türkiye'de bir sanayi şirketine yatırım yapıyorsanız bir mülke yatırım yapıyor gibi de aynı şekilde yatırım yapıyor. O yüzden bunların defter değeri daha fazladır. Peki GYO'ların niye düşüktür? E çünkü GYO'lar büyük işler yaparlar. Büyük rakamlar döner. Belki bir sanayi şirketinden çok daha fazla rakamlar döner. Ama likit, likitleri çok, dönem varlıkları çok kuvvetli. Dönem varlık nedir? Duran var. Duran varlık elden zor çıkar. Dönem varlık çok çabuk çıkar. Siz 3 ay önce dönem varlıkları çok kuvvetli olan bir GYU 3 ay sonra son derece zayıf olarak bulabilirsiniz. Yani GYO bir bilgisayar, bir laptop, bir masa inşaat yapıyor, inşaat satıyor. Yani inşaatı varken bir anda da inşaatı satıyor. GYO'na o yüzden bu tip hangi hisse ucuzu mukayese ederken arkadaşlar şey yapmakta fayda var. Aynı sektörleri mukayese etmekte fayda var. Şimdi biz burada en az spekülasyona maruz kalmamak için yani onun üzerinde manipülasyon veya spekülasyon yapabilecek bir gücümüz olmadığından dolayı ben buraya iki tane holding seçtim. Holding niye seçtim? Çünkü holding sanayi ile banka, sanayi ile GYO veya ne bileyim böyle çimento ile banka en böyle optimum daha çok holding mesela koç holding ve sabancı holding seçtim. Bunlar borsada bir şirketten çok daha çok bir borsa fonuna yatırım yapıyor gibisinizdir. Yani Koç Holding hissesine yatırım yapıyorsanız Koç grubu şirketlerine yatırım yapıyorsunuz demektir. Sabancı Holding hissesine yatırım yapıyorsanız Sabancı Holding şirketlerine yatırım yapıyorsunuz demektir. Yani aslında bunlar holding'den ziyade daha çok birer fon gibidir. O yüzden en optimum, en iyi temsil eden holdingler Koç Holding ve Sabancı Holding için bunu seçtim. Acaba Koç Holding mi ucuz? Sabancı Holding mi ucuz? Şimdi tabii ki şu an cevap verdiğinizi biliyorum, duyuyorum. Yani şu ucuz, ucuz, ucuz. Ancak burada bir örnek yapıyoruz. Bu örneği diğerlerine de sizler uygulayabilirsiniz. Şimdi önce sermayelerine bakıyoruz. Koç Holding'in sermayesi 2 milyar 535 milyon 898 bin arkadaşlar. Ya bazen şu ok tam bu kaydın üzerinde duruyor, sonra kaydı durduruyor sonra boşa konuşmuş oluyoruz. 898.050 yani Koç Holding'in sermayesi bu. 2 milyar 535 milyon 898.050. Sabancı Holding'in sermayesini yazıyoruz. 2 milyar 100 milyon 375.969 sermayesi. Güzel. Şimdi güncel spottaki Koç Holding'in hisse fiyatını çıkarıyoruz. 172 ,90 lira 90 kuruş. Sabancı Holding 85 ,10 lira 10 kuruş. Aa, hangisi ucuz? Yani normalde rakama baktığınızda Sabancı Holding daha ucuz gibi. 80 değil. Olmaz. Yani Koç Holding 172 lira, Sabancı Holding 85 lira. Direkt fiyatına bakarak olmaz. Burada sermayeyi düzeltmemiz lazım. Çünkü Koç Holding'in 2,5 milyar, Sabancı Holding'in 2,1 milyar. Arada 400 milyon not var. Bu şeyi düzeltmemiz lazım. O zaman nasıl düzelteceğiz? 2 milyar 535 milyon 898 bin 0,50 bölü 2 milyar 100 milyon 375.969'a dediğimizde 1.207'yi buluyoruz. Ha, 1.207. Sabancı Holding 1.207 daha düşük. Peki Sabancı Holding'in şu an 2 milyar 100 milyon 375.969 lira olan sermayesini tıpkı Koç Holding gibi 2 milyar 535 milyon 898 bin liraya 0.50'ye 0.50 çıkartabilmemiz için bu fiyatı bizim Sabancı Holding'in 85 lira 10 çıkan hisse fiyatını 1.207'ye bölmemiz lazım. Niye bölmemiz lazım? Çünkü Sabancı Holding'in sermayesini arttırıyoruz. Sabancı Holding'in sermayesini arttırdığımız zaman dolaşımdaki hisse sayısını arttırmış oluyoruz. Dolaşımdaki hisse sayısını arttırırsak hisse fiyatı düşer. O zaman bunu buradan hemen hafızaya alıyoruz arkadaşlar. 85 lira 10 kuruş bölü 1.207 dediğimizde 70 lira 50 kuruş olarak Sabancı Holding'i buluyoruz. İşte güzel. Şu an Koç Holding'in sermayesiyle Sabancı Holding'in sermayesini eşitledik. 2 milyar 535 milyon 898 bin 050. Ancak Sabancı ne oldu? Sabancı 70 lira 50 kuruş oldu poc ne oldu? 172 lira 90 kuruş. Bakıyoruz. Aa, Sabancı ucuz. 70 lira 50 kuruş. Değil. Burada da duruyorsunuz. Sadece burada sermaye düzelttik. Peki biraz önce videonun başında ne dedim ben sizlere? Ne dedim? Dedim ki biz bir lot alırken almış olduğumuz lotun karşılığında o şirketin öz kaynaklarına ortak oluyoruz. Şimdi burada Sermayeyi düzeltseniz bile biri 70 lira, öbürü 172 lira görünse bile Sabancı Holding 70 lira, Koç Holding 172 lira görünse bile hala bu Sabancı Holding'in daha ucuz, Koç Holding'in daha pahalı olduğunu göstermez. Neye bakacağız? Serm, öz kaynaklarına bakacağız. Ana ortaklık öz kaynaklarına. Şimdi burada ana ortaklık öz kaynaklarına baktığımızda Koç Holding'in 475 milyar 057 57 milyon TL olduğunu görüyoruz. Hemen Sabancı Holding'e dönüyoruz. Sabancı Holding'in ana ortaklık öz kaynaklarına baktığımızda 257 milyar 278 milyon 681 bin TL olduğunu buluyoruz. Hemen 475 milyar 057 milyonu bölü 257 bin 278 bin 681 bine böldüğümüzde arkadaşlar çıkan rakam 1.001.846. He. İşte burada şunu düşüneceğiz. Arkadaş Sabancı Holding, Koç Holding'in sermayesini eşitledik. 2 milyar 535 milyon lira diye 898.050 diye ama öz kaynaklarını da eşitlememiz lazım ki hangisi daha ucuz. Bu da nedir katsayı? 1,846. Peki bu 1,846'yı Sabancı Holding'den daha düşük. Daha düşük olduğundan dolayı bunun öz kaynaklarını arttırabilmemiz için Sabancı Holding'in bu fiyatı 70 lira 50 kuruşla çarpmamız lazım. Çarpı 70 lira 50 kuruş dediğimizde 130 lira 17 kuruş Sabancı Holding çıkıyor. Bakın burada Sabancı Holding'in öz kaynaklarını da ben 475 milyar 057 milyona getirdim. Sermayesini de 2 milyar 535 milyon 898 bin 050'ye getirdim. Bakın Sabancı Holding'in öz kaynaklarını da arttırdım. Koç Holding ile aynı noktaya getirdim. Ancak bir bakıyorum işte burada sermayede aynı öz kaynaklarını da eşitlediysem bir bakıyorum 172 lira 90 kuruş. Koç Holding 130 lira 17 kuruş Sabancı Holding çıkıyor. Yani arada 173 lira desek 173, 130, 43 lira hisse başı Koç Holding daha pahalı gibi. Peki Selçuk Bey siz Koç Holding'in şirketlerini biliyor musunuz? Koç Holding'in şirketleri Sabancı Holding'in şirketlerini döver abi. Geleceği daha parlak, geleceği daha umut veriyor. Sabancı Holding sanayiden çıkıyor daha çok finans ve sigorta alanına yöneliyor. İşte Koç Holding daha çok e, finans alanından çıkmaya çalışıyor. Yapı krediyi mesela Katarlılara satmaya çalışıyor. Daha çok sanayiye yönelmeye çalışıyor. İşte bu bir spekülasyondur. Bu spekülasyondan dolayı da arada 43 liralık fiyat farkı oluşmuş durumdadır. Bu doğru olabilir, yanlış olabilir. Ülkenin gelecekte sigorta şirketleri, finans sektörü mü gelişecek? Yoksa ülkenin gelecekte sanayi sektörleri mi gelişecek? Yoksa bilişim mi şey olacak? Bu artık bu noktadan sonra sizlerin kendi vizyoner öngörünüze kalıyor. Şimdi bu durumda eşitlediğimiz takdirde arkadaşlar Sabancı Holding ve Koç Holding'in sermayesini ve öz kaynaklarını Sabancı Holding 130 lira çıkıyor. Koç Holding yaklaşık olarak küsuratları söylemiyorum 173 lira çıkıyor. Bu durumda da Sabancı Holding daha ucuz görünüyor. Dediğim gibi ileride Koç Holding'in şirketleri 5 ila 10 yıl içerisinde karlılıkla Sabancı Holding'i 2'ye katlarsa bu kuş 43 lira hiç önemli olmayabilir. Bunlar da artık ülkenin alınacak ileride makroekonomik ve finansal ve mali politikalarla beraber doğuracağı sonuçlardır. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. İyi günler arkadaşlar.